başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gırgır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da zatrat kolay mı? Adını da yazdım alnıma, tövbeler olsun tövbeler. Bana varmazsan eğer, Allah seni taş eder, bu beder bu beder düşmanına. Bana varırsan eğer, kavli karar kader, tacı verir başıma gözyaşına. Gelin benim yanımda oynayın güzelim. Gelin, gelin, gelin. Ama saç abi paraları, saç, saç. Kız Benekşe. Annem şu ufaklığı görüyor musun? Bak nasıl para saçıyor. Saç abim, saç, para saç. Ak kadar heriften çıkan paraya bak be. Helal olsun abime be. Garson, parayı yapıştıracağım, gel. Geldim abi. Buyur abi. Kaldır beni. Allah'a kaldırayım abi. Ay helal be küçük abi, yapıştır lan. Helal abim sana, yapıştırın. Adam gibi kaldır, kaldır. Tamam abi. Ulan 53 santim boyu var ama helal olsun. 2 metrelik heriflerin yapıştıramadı, parayı yapıştırıyor. Helal abim, yapıştır. Yürü be abi, kim tutar seni, yürü. Hadi bakalım, bu kadar yeter ufaklık, hadi bakalım. Adam hadi gibi kaldır lan Teres, kaldır kaldır. Yapıştır. Aferin herif ya, duruyorlar. Tamam abicim, bu kadar eğlence yeter. Hadi tamam, bakalım tamam, çekin işte onu yatağa. Hadi bakalım hadi. Çok konuşma. Kaldır kaldır. Bir o küçük ver bakayım. Kudurdun mu lan ekonomik boy çapkın? Bundan büyük işlere kalkışmıyor. Yoksa alırım boyunu ötüsüne. Annem bacaksıza bak ha. Bir öpücük ver güzelim. Bir öpücük paraya boğacağım seni. Çekeyim bir küçüğe bak. Sen beni ne sandın? Kırarım kafadan seni. Parçalarım seni. Ne oluyor ya? Stop hop. Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Sen karışma tosunum. Bayanla benim aramda. Gel buraya, öpeceğim. Allah! Ne oluyor be? Pamuk prenses sen. Ne o? Ay! Tut şunu sen bakayım. Bana bak lan, el kadar herifsi, kıyamıyorum zaten sana hanım.
Hey! Dağıtırım burayı lan! Lan bana bak oğlum, geber! Komiserim, ha bunda şikayetçiyiz ha. Ana nerede bu anam, nereye gitti bu be? Şikayetçiyiz komiserim, bu ırz düşmanından. Atın bunu nezarete. Nezarete olmadı, şu çekmeceye koyup kilitleyin komiserim. Ap kadar adam zaten. Ya biz acıdık vurmadık, o hepimizi dayaktan geçirdi komiserim ya. Şikayetçiyiz komiserim. Komiserim ya. Susun be susun. Kimden şikayetçisiniz? Undan komiserim. Ha nerede ana bu? Kimden kızım, kimden? O kim? Anam niye? Nerede bu adam? İşte bunda şikayetçiyim komiserim. Sen kimsin oğlum? Nereden çıktın oğlum sen? Ya her yerden çıkıyor komiserim ya. Komiserim, yakın gözünüzü takmazsanız göremezsiniz he. Arkadaşın ebatları biraz küçüktür de. Kaldır. İşte. Bırakın şu adamı. Bırak. Öyle mi bırakılır oğlum? Öldürecek misiniz adamı? Söyleyin bakayım, niye şikayetçisiniz bu ufacık adamdan? Komiserim, bakma bunun boyunun ufak olduğuna. Boyu değil anam, işlevi önemlidir. Yani herif tecavüzcü Coşkun'un konsantre halidir gerçekten. Anam karı gördüm, hemen saldırıyor Rika herif. Sultan'ı öpmeye kalktı komiserim ya. Kaldır beni. O kadar para yapıştırdım komiserim. Ne olur öpsem yani. Bak. Ay parçalarım. Durun yapmayın. Kaldır. Kaldır. Evladım. Her para verdiğini öpüyor musun oğlum sen? Adın ne senin? Abdurrahman Uzunyalı Kavakoğlu. Ne? Anam Elif'in ismi kendinden uzundur ha. Arkadaşlarım kısaca bana Abduş der komiserim. İsabet buymuş arkadaşlar. Komiserim Abduş'tan şikayetçiyiz. Esas ben şikayetçiyim komiserim. O kadar para veriyoruz kardeşim. Ne olur öpsek yani. Bak. Ay tüküreyim öpücüğüne. Yeter be. Yeter. Yeter. Çıkın dışarı hadi. Çıkın. Çık lan. At bunları dışarı oğlum. Haydi haydi. Hadi. Oğlum seni var ya, yalnız yakalamayayım. Yalnız yakalamayayım. Tamam. Gel lan buraya. Hadi kemik. Of, düşeş. Evet. Gene Mars oldun Ethem'cim. Yenilen ne yapıyordu? Kahvaltıları ısmarlıyordu değil mi canım kardeşim? Gene sermayeyi kediye yükledik de seni. Nuri, koş pasaneye oğlum. Poğaçaları kap gel. Tamam abi, tamam. Ethem abinin hesabına yazdır. Tamam. Ucuzlarından al bari. Bak duyar mı eşek? Arkadaşlar, arkadaşlar. Tanıştırayım. Organizatör Nedim abi. Merhaba. Merhaba birader. Merhaba. Zaten hiçbir işimize yaramayan bir organizatörümüz vardı. İkincisine ne hacet? Nedim abinin olayı başka abi. Neymiş olayı? Nedim abi, Sultan of the Roman diye bir dans topluluğu kurmak istiyor abi. Nasıl yani? Yani bu meşhur Sultan of the Dance grubu var ya. Ha. İşte onun gibi bir roman grubu kurmak istiyorum. Ha. Çok iyi fikir be. En iyi roman çalgıcılarını ve dansözlerini toplayıp Avrupalara turneleri götürmek istiyorum. Hah. Nedim abi grup için dansöz ve çalgıcı bakmaya geldi Şipşak. Doğru adrese geldin abicim. En kral roman çalgıcıları, en şahane dansözler burada yaşar. Sen otur abi, ben hemen pembelere haber verip geliyorum. Buyur abi. Geç abi. Gel abi. Çiçeğim pembe abla. Çiçeğe ama önce şu oynak balinaya güzel bir oyun oynayacağım. Ne oyun abla? Çiçek de müşterimi çalıyor. Onun yüzünden iç çiçek satamıyorum. Ama bu numaram sayesinde bugün çiçeğe tek gidip satışları patlatacağım inşallah. Nasıl yapacaksın onu çok merak ederim abla. Şimdi seyret canım. Bak. Alo? Kız. Benim. Pembe. Anam ben diyorum ki bugün çiçeğe çıkmayalım. Allah seni inandırsın, hiç içimden gelmiyor çiçeğe gitmek. Kız inanır mısın Pembe? Benim de hiç çiçeğe çıkasım yoktur. Hatta seni arayacaktım çiçeğe çıkmasak mı diye, kalp kalbe karşıymış ha. Öyle anam öyle. İkimizin de kalbi temiz olunca tabii öyle oluyor. Ben zaten azıcık hasta gibiyim biliyor musun? Hapşu! Ay çok geçmiş olsun. Neyse. Artık size iyileşene kadar çiçeğe çıkmam be. Ne de olsa sensiz çiçeğin tadı çıkmaz değil mi? Ya tabii öyle canım.
bensiz çiçeğin tadı çıkar mı hiç? E hadi canım görüşürüz. Öpşü. Numaram 7. Şimdi bütün satış bana kaldı. Aklın fikrin alavere dalavere de vallahi abla. Nasıl da saf saf irada attım kıtırlara. Şimdi ben bütün çiçeği tek başıma sanırım. Allah seni ne yapmasın. Kız hani sen çiçeğe çıkmayacaktın bugün? Kız pembe, hani sen hastaydın? Hastayım. Gerçekten çok hastayım. Çok ağır nezleyim anam. Ben de yedim. Madem hastasın, çiçek sepeti niye kolundaydı sorumuzu ayır. Çiçek? Şeyden anam kolumdaydı. Neyden canım? Çiçeği anam gezdirmeye çıkardım. Hani çiçekten abı alması lazımdır biraz anam değil mi yoksa hastalanırlar? Kız, usturuplu bir yalan salla bari. Aklınca bana uyun oynayıp çiçeğe tek başına çıkacaktın değil mi? Ula ben sana gösteririm. Allah'ım ağzını burnunu yeter. Parçalayacağım seni parçalayacağım. Koş koş. Ulan cezanı benim. Allah. Allah yola dön. Koş koş. Dilin. Koş koş ben bileyim koş. Yürü yürü. Binekşe. Nerede lan? Nerede lan? Ben bileyim. Nerede? Koş. Yürü. Hadi hadi hadi. Hadi. Koş, koş, koş. Allah Allah. Hadi koş. Koş koş koş. Koş. Hadi. Hadi. Allah Allah. Gel Binekşe. Hadi be. Hadi be. Ya durun kavga etmeyin ya. Durun. Ah. Ya. Ya. Ya durun Allah aşkınıza. Dur be! Bugün sizin! Bugün sizin! En mutlu gününüz ya! Bugün kavga etmeniz değil, göbek atmanız lazım ya! Göbek! Niye bugün en mutlu günümüz kudurdun gene? Çünkü bugün yıldızınızın parladığı gündür canım kardeşlerim! Hangi yıldızımız parladı gene be? Ya kafeye bir organizatör geldi. Size Sultan of the Roman diye bir orkestra kurup hepinizi Avrupalara götürecekmiş. Ne? Ne? Ciddi misin sen? Aynen pembeciğim ya yeminle. Hayda! Organizatör abi, hoş geldin, safa geldin. Bize roman grubu kuracakmışsın öyle mi abi? Ya bize grup kur abi, onlara kurma. Biz gerçek romandız, onlar madiden romandır be. Can, kaba kaba. Sen siz madiden romansınız be, biz alışanlı İsveç romanıyız. Ay tüküreyim size be, sizden İsveç romanı değil, İsveç çakısı bile olmaz be. Durun arkadaşlar, kavga etmeyin. Hepiniz olacağım bu gruba, çok para kazandıracağım size. Avrupa'ya götürecek misin bizi abi, doğru mu? Doğru Muharrem abi. Turne yapacak Nedim abim. Bütün Avrupa'yı dolaşacaksınız şipşak. Ay. Şimdi gel. Benim zaten Avrupa'ya açılma zamanım gelmişti. Gerçek. Şimdi bak Tarkan açıldı. Mustafa Sandal açılıyor. Bir tek anam ben kaldım açılmayan anama. Kaç dans sözünüz var sizin? Bir. Yani Fatoş'ta dans sözden sayarsanız iki. Aa, tövbe tövbe. Çok az. Bana en az 10-15 dansöz bulmanız lazım. Tabii canım. İki dansözle dans grubu mu kurulurmuş? Diğer dansözleri nerede bulacağız? Mahalledeki bütün dansözler bir yerlerde çalışır. Kimse gelmez bize. Doğru. Benim bir fikrim var. Diyorum ki bir oryantal dans yarışması düzenleyelim mahallede.
Gelen yarışmacılardan seçelim dans sözleri. Bak bu çok iyi fikir işte Nedim abi. Zaten şimdi televizyonda da dans yarışmaları çok moda. Bir sürü gelen olur. Vallahi bak dans sözleri seçmek için kendi aramızda önemli bir de jüri kurarız. Çayla Şikeli de yani sunucu yaparız. Ben de jüri başkanı olaraktan Uli Aksular olurum. Olur işte böyle oluyor yani. Tamam hadi sıraya girin. Tek hepiniz alacağız tamam. Deli ayağını toplar deli. Geç sıraya. Tek herkes haydi. 100 TL alayım ablacığım. Buyur ablacığım. Geç içeri. Soyun, giyin şıpşak. Nasıl kaydedeceğiz? Ha gir böyle sıraya tamam artık ya. Bir dakika. Dansız yarışması yaparmışsınız. Doğru mu? Doğru. Roman dans grubu kurup Avrupalara gideceğiz. Ay biz de götürün Avrupalara be Selimcik. Bilirsin üyle kıvırtırım üyle kıvırtırım ki. Çözerim erkeklerin kazık bağlarını. Dükülürler evelallah. Daha kuyruğa girmeyi beceremiyor bunlar ya. Avrupa'ya nasıl gidecekler be abi? Kıskanma kardeşim kıskanma. Geç lan. Geç. Eğer isterse gel seni de alalım gruba Rüstem. Giy dansöz elbiseni gel bir kıyak yaparız sana. Ne oluyor ama Muharrem abi? Ne gülüyorsun lan? Patrondan Allah razı olsun valla. Kıyak yaptı bize. Para almadan bize buraya verdi ya. Başlayalım mı jüri başkanım? Başlayalım hanım. Tamam. İlk yarışmacı. Sıradaki kim var gel hanım? Bize kendini tanıt bakalım. Abi adım Pakize. Yarışmaya Cennet Mahallesi'nden katılırım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Bak. Kız bırak şimdi lega lugayı. Kız hepimiz tanıyoruz seni. Bitli saniyenin kızı sümüklü Pakize'sin işte. Daha düne kadar altına kaçıran bir velettin. Başıma şimdi dansöz kesildi ha. Neyse başla göbek atmaya. Tokmak çal. Hadi. Oyna şu kalçalarını kıvır aman be. Ne yapıyorsunuz ya? Deli misiniz nesiniz ya? Oturun lütfen şuraya. Siz jürisiniz kardeşim. Jüri oynar mı hiç? Onlar oynayacak biz seçeceğiz. Geçin buraya. Anam doğru. Geçin hadi. Yürü. Geç. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Devam et kızım. Devam et kız. Aşağıda ne? Kıvır. Yapma, jüri gibi otur azıcık ha orada. Kız ne biçim oynuyorsun? Yıldız Tilbe bile senin daha iyi oynar be. Kız azıcık salla kız şu kalçalarını, aman. Öyle ipli kukla gibi oynuyor ha. Meymun. Bu kız ağır bir roman değildir be. Kesin sülalesinde bir bozukluk vardır. Alam doğru söyler. Roman dediğin 3 yaşında göbek atmaya başlar be. Ha bak. Anası kim bilir bunu kimden peydaladı. Kız çekil sesinden bir olmasa. Sıradaki. Başla bakalım oynamaya. Şşş. Çok güzel. Oy. Benim kadar olmasa da İdare eder. İyi oynar. Güzel. Maşallah anam iyi kıvır yere. Anam ha. İkisi. Maşallah. Kıvır kız. Anam salla. Hopa haydi. Yanda. Dönüyor şimdi. Yanda yapamıyordu. Döndü. Ha dönüyorum. Tamam bizimlisin. Gruba kabul edildin. Tebrikler. Anam aynı Şakir Akibi oynuyor. Bu Muharrem nerede be? Ay Muharrem.
Sence benim bu yarışmada şansım var mı? Yani vücudum aradığınız ölçülere sahip mi? İyi bak. Vallahi hiç fena sayılmazsın ama. Ay 90-60-90 benim ölçülerim biliyor musun? İnanmazsan kendi ellerinle ölç. Karış yap ölç. Ne olur ölç. Yok canım inanırım. Ne var inanmayacak değil mi? Ay ne olur al beni bu gruba Muharrem. O sihirli değneğinle dokun bana. Ben kaçayım en iyisi. Müsaade. Nereye Muharrem? Daha sonra göğüslerimi nasıl sallayacağımı gösterecektim. Bak bak nasıl sallıyorum ama. Yetenekliyim değil mi? Tamam yeteneklisin. Göğüslerini de çok güzel sallarsın ama yani şimdi sen çocukları sallarken görürsen falan fena olur. Ya, ya yapma bir gören olacak derim seni. Man kim görecek Muharrem? Dur. Allah. Hocam bayardın. Ya Melekşem ne olur beni dursan. Ah. Sana ayağı dediğin zaman geldi Muharrem. Allah. Dur be Melekşem. Bir dakika bir dakika. Ne bak yapma. Yapma yapma. Yapma yapma. Yapma yapma. Amma para topladık be dedim abi. 150. Bayağı bir kâra gideceğiz galiba biz bu işten. Merak etme Rıza'cığım. Para artarsa aramızda paylaşırız. Sağ ol abi. Çok iyi insansın Şipşak. Avrupa'ya geliyorsun. Pasaportunu çıkar, vizeni al gel canım. Bizimlesin, teşekkürler. Teşekkürler. Güzel oynuyor. Ben bir lavaboya kadar gidip geleyim. He? Tamam lan. Tamam. Sıradaki. Ne oldu be? Ferhat ne olur beni de seçin gruba. Ya seçmesi seçelim de iyi oynamadın be Pakize. Şimdi seni seçersek ötekilere haksızlık olur ha. Ağrım var. Bundan performansımı gösteremedim be Ferhat. Neren ağrır ki? Bak tam buram ağrı. O. Elli. Elli. Nasıl ağrıyor biliyor musun be Ferhat? Yanıyor sanki yanıyor. Öyle mi? Çok eşliyorsun. Ne olur elini çekme. Çok iyi geldi elin bilir misin? Ateşimi söndürürsün. Sanki şifalıdır elin. Dokunur dokunmaz ağrımı azalttı. Ya yine de Pakize'cim sen bir doktora görünsen iyi olur. Böyle koca karı usulleriyle hastalık iyileşmez değil ay, mi? Ay dur gitme öp de gelsin Ferhat. Yok yok çok sen doktora git. Ferhat doktora bildiğin gibi değil. İyi olur. Ne olur beni gruba seç. Hep doktorculuk oynarız senle böyle bak. Kız ben şimdi sana ağrıyı gösteririm. Sultan, Sultan. Yani. Nereye ağrıyorsun? Şahane, Şahane. Pakize'nin. Ay Sultan durma ya. Gömre. Çekil şuradan. Ben de yardım ama şimdi tedavi amaçlı yaparım. Ay. Kırarım bu kafanı. Ününe bak, ününe bak, ününe, ününe, ününe bak. We'll be right back.
olan tok evin aç kedisine döndün be. Sıradaki. Ben önüne bak ha. Tamam, önüme bakıyorum pembe ver. Ya da bak ya da. Uyumayım o gözlerini takar alırım ha. Nedim abi. Nedim abi. Nedim abi. Allah. Nedim abi. Ne oldu ya? Bittik biz, bittik ha. Bittik biz mahvolduk ha. Sen ne oluyor oğlum? Gitti. Bütün paralar gitti. Ne parası be? Nereye gitti? Bütün paralar nereye gitti? Nasıl gider? Yarışmacılardan topladığımız paralar. Nedim abisi aldığı gibi paraları tüymüş soysuz. Nasıl diyor be? Ne diyorsun sen oğlum? Durun. Durun. Cepten arıyorum, ulaşamıyorum. Evet. Telefonu kapalı. Soruşturdum. Üçkağıtçıymış meğerse. Her yerde böyle yarışmalar düzenleyip paraları tak balyalayıp kaçıyormuş soysuz. Nasıl üçkağıtçıymış oğlum? Bu adam senin arkadaşın değil miydi? Bu adam senin arkadaşın değil mi? Bu adam senin arkadaşın değil mi? Parası lan! Parası! Oh, oh! Keriz gibi nasıl dolandırıldık, hala aklım almaz be. Başından beri oyun oynarmış mı YSM'imize be? Sorma kızım. Rıza'nın kerizine geldik. Anam. Evin içine yağmur yağar anam. Meteoroloji iyice sapıttı. Kız evin içine yağmur mu yağarmış hiç? Ay kız ana, saçmalama ya. Ne yağmuru? Çatı damlar, görmez misin? Anam, bir çatının damlaması eksikti. Yanlışım varsa düzeltin ama kiremitler kaymış abla. Düzeltmek lazım. Madem o kadar çok şey biliyorsun, çık aktar o zaman. Ben mi aktaracağım kiremitleri? Tamam kızma abla, hemen gidiyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oo, hoş geldiniz pırlanta abilerim. Biz de Nuri ile bir yarışma düzenliyorduk da. Keriz of the Roman yarışması. Hani katılmak isteyen varsa. Sana şimdi bir kafa kurun, bir de duvardan yersin ha. Ya, bulaşma. Kızma be Ferhatçığım. Yarışmaya bir tek kerizler katılabiliyor. Hani sizi Avrupa'ya götüreceğiz, ayağına paranızı alıp sizi bir güzel kerizliyoruz. Nasıl yarışma ama? Zaten alışık olduğunuz bir şey be abi. Keriz of the Roman ha? Peki canım, sen hiç Maris of the Roman diye bir şey duydun mu ha? Maris of the Roman mı? Maris neydi Nuri? Maris mi? Hiç duymadım ki abi. Önemli değil canım, önemli değil. Şimdi duyacaksın zaten. O da bak şöyle oluyor. Dur. Gel. Espri yapıyorum be abi. Abi dur, karışmayın ya. Ne ettirsin? Ne oldu? Anladın mı şimdi Maris of the Roman'ı ha? Rüstemciğim, seni dövmeye doyum olmaz ama taksiye çıkmam lazım. Kaldığımız yeri unutma, taksiden sonra oradan devam ederiz. Hadi eyvallah. Hadi. Kalk. Gittim abi. Allah'ın cezası, kalk. Bittin oğlum Ferhat, sen bittin. Tamamdır abla. Kiremitleri onardım. O tuzlu defter nerede çıktı? Çıkarın dışarı, ortalık tuz olacak. Çatıda buldum abla. Ama hiç meraklanmıyorsun. Tozunu alırım ben onu. Ay. Allah belanı vermesin seni. Çok güzel aldın tozunu. Anam. Kızamıyorum ha. Vallahi kızamıyorum. Ver bakayım ne defteriymiş bu dayı. Veresiye defteridir. Ne defteri olacak? Kim bilir zamanda hangi bakkala ne kadar veresiye taktı. Pembe abla doğru der valla. Veresiye defterinden başka ne defteri olur bizde? Yok abla, veresiye defteri değil. Rahmetli Çeribaşı dedemin özel defteri bu. Günlük gibi bir şey. Git dedem niye defter tutsun? Kız ana doğru be. Baksana bir sürü not düşmüş buralara.
Bugün Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ni dolandırdım. 43 altınlarını aldım. Kesin dedemin defteridir o. Kendisi kesin valla çok büyük üçkağıtçıydı valla gerçekten. Öyle öyle. Baksana. Hep üç kağıtlarını yazmış. Bugün sahte teyare piyangosu yapıp piyasaya sürdüm. Piyasayı 70 reşat altında dolandırdım. Hey mübarek insan, görüyorsunuz değil mi? Dedemiz ne kadar büyük bir insanmış. Kötü dolandırmadığı insan kalmamış. Elleri öpülesi adam. Gerçekten öyle. Gerçekten de çok büyük insanmış ablanım. Geç ama biz torunları dedemize layık torunlar olamadık. Keriz çıktık. Dedem milleti dolandırıyordu, millet de bizi dolandırıyor. Doğru değilsin Pembe abla. Konuşma sen. Kim bilir bizi dolandıran o Nedim şimdi paraları nerede yiyordur anam. Birader boşsun değil mi? Evet. Ooo Nedim Bey, dünya küçüktü derler ya, bak doğruymuş. Bak hiç ummadığın bir zamanda çıktın karşıma. Ha? Boşuna uğraşma, kapılar kilitli. Hiçbir yere kaçamazsın çakal seni. Vallahi benim bir kabahatim yok. Ben paralarınızı geri vermek için sizi arayacaktım. Tabii canım. Zaten senin iyi niyetinden şüphemiz yok. Utanmıyorsun değil mi milleti dolandırmaya? Ne olur affet beni abicim. Ben ettim sen etme. Bırak beni gideyim. Hayatta bırakmam. Misafirimiz olacaksın. Hem Pembe ablalar da seni gördüklerine çok sevinecekler. Alo Muharrem abi. Herkesi kahvede topla. Pembe ablalara da haber ver. Size bir sürprizim var. Sen gireceksin. Hop. Kırmızı beşin çay paraları peşine. Ay kocamın çayları. Anam ne sürprizi bu, bizi buraya topladınız. Bilmem ki Pembe. Abi, bana öyle söyledi. Millet. İşte size sürprizim. Bakın size kimi getirdim. Ulan Dilecik, bizi getirdim. Vay vay, aysiyetini tükürdüğümünün herifi. Senin iflahına kar yağdırmaz mıyım? Bana da bir ayağı. Ya yapmayın Pembe abla ya. Ya durun ya. Dilecik duralım ya. Bırak. Bırak şunu hastalığıyla bir marizliğe veren. Ya bırakın Pembe abla. Pembe abla dur ya. Hiddet yok. Elleşme Pembe ya. Cezasını veririz onun. Demek bizi dolandıracağını sanıyordun ha Nedim Efendi? İşte böyle düşersin kucağımıza. Nerede buldun sen bu alçak köfteyi Ferhat? Salak. Sorma be abi. Paramız el elmiş. Kasıpbaşı'da müşteri bıraktım. Herif zart diye taksiye bindi, iyi mi? Kısmetin ayağı sürçtü geldi lap diye kucağımıza düştü diyorsun yani ha? Aynen abi. Ver şu çantayı. Ama çanta ağzına kadar para dolu abla. İyi bizim para zaten. Mahallenin parasını oradan öderiz. Anam, şimdi siz çantayı bana verin, ben öderim. Biliyorsunuz bende yanlışlık olmaz. Herkesin verdiği parayı tanıyorum gerçekten. Kim hangi parayı verdiyse ben onu geri vereceğim ona. Ana güzel mi senin be, uyadık paralara konuşacaksın değil mi? Ver şu paraları, ver. Kız ver. Bırak çantayı. Gerçekten öderim kız. Aşk olsun anam, bana güvenmiyor musunuz be? Şu dolandırıcıya bile senden daha çok güvenirim Pembe. Parayı komiserime vereceğiz, mahalleye o da atsın. Doğru doğru. Allah seni kahretmesin. Bana güvenmiyorsunuz. Hayır. Bari çantanın yarısını verin. Çekil be, ver şunları be, ver şu çantayı. Bir dakika. Peki bu Şaban'ı ne yapacağız abi? Hiç merak etmeyin. Ona öyle bir ceza merak vereceğiz etme. Ki bir daha asla acım kimseyi için dolandıramayacak. Oh be. Karadır yarın gözleri, sever cilveli sözlerini. İlk kez böyle sarı zor, tutmadı annemin gözleri. Karadır yarın gözleri, sever cilveli sözlerini. İlk kez böyle sarı zor, tutmadı annemin gözleri. Bak bak nasıl oynuyor bak. Haydi.
Nedim. Salla şu kalçalarını, salla. İnsanlar. Kalçaları böyle değirmen taşı gibi böyle yuvarlak çevireceksin ha. Çevir, çevir. 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 Bak orada bir abi var. Git onun önüne bayıl, sana simpali yapıştırsın. Koçum hadi bakayım. Bunu yan masadan gönderdiler Nedim'cim. Meğer ne yetenek varmış sende be canım kardeşim. Bir gecede yıldızdan söz oldun be. Hadi bakayım oyna. 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 Oyna bakayım. Aslanım Rıza, benim be. Bu herif kim? Dansöz be. Yeni dansözümüz patron. Nasıl kıvırtıyor ama şipşak? Erkek dansöz mü olurmuş? Seyirci bizi topa tutar be. Patron, baksana herkes bayıldı olaya ya. Hadi. Bundan sonra her gece yansın bu. Başlasın patron. Rıza, oğlum. Gel al şu odun, ben şunu azıcık para yapıştırayım. Gel buraya, gel. Gel lan şu odun. Hadi oyna. Bakayım oyna. Ha, oyna anam. Bak bak paralar ha işte ha. Şimdi sana para yapılar sana para. Ha. Bir de bu tarafına buyur, ha, yapıştırıyor. Anlasana buyur babacığım buyur. Ha, paralar ha sen parayı sevmiyor musun lan para sevilmez mi hiç be? Buyur babacığım. Ha bak para sevilir anam. Bak, babacığım iyisi de ben de para yapıştırayım biraz ya. Sen var ya sen. Ha şimdi yapıştır. Bir daha yapıştırıyorum. Kurban olayım. Ben dersimi aldım artık. Yeminle kimseyi dolandırmayacağım bundan sonra. Yap ya. Bizden öyle kolay kolay kurtulamazsın. Muharrem Rıza. Nasip isim bunu hemen karakola teslim edin. Seve seve bitireyim. Biraz daha para yapıştıracağım. Biraz daha yapıştıracağım. Oyna. Yapıştır. Oyna. 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 Hadi bakayım. Oyna. Kalkanım. Kıvırından olsun gibi durma. Vay be. Şu çelibaşı dedeme bak abla. Dinletten dünya kadar altın toplamış. Hmm. Çok önek adammış valla. Anam uyanık da bana mı uyanık? İnsan azıcık dur. Bunlar da benim torunlarım. Onlara da altın bırakayım değil mi demez mi? Çok haklısın kız ana. Hepsini karılarla kızlarla yemiş hayta dedem. Bir dakika. Bir dakika ya. Ne oldu? Burada diyor ki. Topladığım bütün paraları altınları toplayıp gömdüm. Yedi sülalem altınlarımı yesin sefamı sürsün diye. Sen dalga mı geçiyorsun beni? Yemezler. Yeminle abla. Bak diyor ki. 1200 altından 5000 parça gümüşten müteşekkir azinemi gömdüm. İnanmazsan kendin ok abla. 1200 altında 500 parça gümüşten olan azinemi, azinemi mütekekkil olarak... Allah zengin oldu mi? Ya kızana nereye gömmüş okusana. Şimdi dur altınları gömdü yer. Yer. Anam öteki sayfaya denk geliyor orası. Denk geldi ama. Ama. Çevirsene kızana sayfayı çevirsene ya. Çevir. Kızım bu sayfayı fareler yemiş. Ne? Yemiş valla. Ya nasıl yerler be? Hem de defterin en önemli sayfasını yemişler ya. Komple yemişler hayvanoğlu hayvanlar. Bir ipucu bırakmamışlar hanım. Bana bak. Yarından tezi yok. Çatıya çıkıyorsun. Bütün fareleri zehirliyorsun. Tamam abla. Ay bu kadersizlik be. Azine'nin yerinin yazılı olduğu sayfayı yemişler be. Anam nasıl yedilir? Kız ana boşuna sevindik be. Hem biz kim, zenginlik hayalleri kim? Her zamanki gibi avucumuzu yaladık. İnanamıyorum. Çelibaşı dedi, bana afiyetle yiyeyim diye azine bırakıyor. Ama azinenin yerini fareler yiyor. Yiyor. Koca azinem orada boynu bükük yatıyor yerin altında. Ben onu Peyvallah. Çıkaramıyorum. Aklıma bir fikir geldi. Kısmet Hanım'a gidelim. Kısmet Hanım su falı bakarsa Azin'in yerini valla şıpmadarak bulur ha. Anam bu iyi fikirdir ha. Valla. Muharrem. Espresso kahvesi var mı koçum? Espresso mu? O ne be? Karbonatlı çay var canım. İstersen ondan vereyim ha. Yok canım. Biz zenginler çay içmeyiz pek. Cappuccino var mı sende? Yok ama beş kardeş var. İster misin?
Elimi ters de şimdi bir koyacağım sana. Uyduruk uyduruk şeyler isteyip durma şoper. Adama bak ya. Hem fukara hem cahil. Hiç çekilmez. Ay çok banal. Hayrola? Ayranın yok içmeye. Tatlıramanla geliyorsun kahveye. Ne iş? Kim demiş ayranım yok? Ben artık zengin biriyim kardeşim. Artıkım bana hitap ederken de bulgur kırı değil Selim Bey diyeceksin. Oo, yok ya. Bunun tamponu çok fena kalkmış. İyice tavana vurmuş. Hmm. Peki canım söyler misin? Geceden sabaha nasıl zengin oldun? Ha? Rahmetli Çeribaşı dedem bize hazine bırakmış. Uydurma be. Yeminle kardeşim. Dedemin defterini bulduk. Hazineyi bıraktığını yazmış ama hazineyi gömdüğü yeri yazdığı sayfayı fareler yemiş. Gitti canım hazine desene ha. Yapma ya. Vah vah gitti hazine. Niye gitsin kardeşim? Ablamlar Kısmet Ana'ya gittiler. Kısmet Ana hazinenin yerini Sufan'la bakıp söyleyecekmiş. Ne diyorsun ya? Görüşürüz. Beni bekleyin be, çulsuz şoparlar. Kısmet karşısı, ucağına düştüm, ayağının turabı olayım. Anam bak, hazineyi görüyor musun, görmüyor musun? Sayende hepimiz yırtacağız be nene. İyi bak şu suya. Komşu da pişer, bize de düşer be ana. Hiçbir yerde hazine görünmez. Atasın bir sipali. Aman, 3 kuruş para kazanmak için söylemesin değil mi hazinenin yerine? Hemen, ay. Al. Ya görür müsün Kısmet nene bir şey? Vallahi evladım, bir şeyleri görürüm ama net değil. Anam gözlüğünü takmamışsın da ondan görmezsin. Al tak bakayım şunu. Şimdi bak, netleşti mi görüntü, netleşmedi mi? Netleşti ama bu da hazine değildir. Atasın bir sipali daha. Allah gözünü doyursun senin be uyuz karı be aman. Al anam al. Pembeciğim. Canım. Geç şöyle geç geç. Ne oluyor ya? Canım çekil şimdi. Ne oluyor ya? Gözün aydın pembeciğim. Hazine bulmuşsunuz. Çok tebrik ederim Pepe. Sağ ol. Sağ ol. Ha, kutsal hazine avcıları da geldi. Selim. Ağzında bakla ıslanmıyor be. Hemen gitti kahveyi yetiştirdin değil mi? Aşk olsun Pembe. Hazineyi bizden mi saklıyorsun şimdi? Ben senin aşkınım unuttun mu ha? Canım. Esas ben senin aşkınım Pembe. Ne demişler davul bile dengi dengine vururmuş. Ya. Pembeciğim. Defolun be. Kimse yeşillenmesin. Bu hazine benimdir. Tek başıma çıkaracağım bunu. Ne oldu Kısmet Kacısı hala görünmedi mi bu hazinenin yeri? Su çok bulanıktır Pembe. Görünmez hazinenin yeri. Anam iskinin suyunu kullanırsan elbet görünmez cimri karı. Paraya kıyıp da bir şişe şaşan suyu alsaydın ya. En doğrusunu istersen bu mesele falcıları aşar. Benim yapabileceğim iş değil bu. Kız, ha, o kadar paramı aldın şimdi mi söylersin işin doğrusunu? Ya ne yapacağız şimdi? Üf, gitti canım hazine be. Of. Biz de şans olsa anamızdan kız doğardık zaten. Şimdi orada hayvan gibi bir hazine yatar. Biz onu çıkaramayız öyle mi? Aynen öyle abi. Anam nasıl öğreneceğiz biz şimdi hazinenin yerini? Defteri farelerdeymiş. O devirden yaşayan kimse de yok. Yok. Rahmetli Çeribaşı dedem sağ olaydı. Çağırıp hazinenin yerini sorup öğrenirdim ama... şimdi ölüyü de çağırıp soramazsın ki yani yazık herife be. Kim demiş ölüyü çağıramazsın diye? Kız ne diyorsun sen anam? Öyle abuk subuk konuşma. Hakikaten ne diyorsun Menekşe ya? Ben derim ki Pembe'nin dedesinin ruhunu çağıralım. Ne? 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 Ne dedi ulan bu? Ne dedi? Kız ruhumu çağıracağız dedi. Yok anam hayatta olmaz. Çok korkarım ben. Yok yok. İstemem. Ruh çağırma falan saçmalık ya. Olmaz öyle şey. Niye saçmalık olsun? Bir sürü filmde görürüz. Herkes ruh çağırır. Yok anam yok. Israr etmeyin olmaz. Gerçekten çok korkuyorum. O istemem öyle şey. Yok o yok anam. Tanıdığım bir medyum var. Kayıp olan eşyaları bulur. Gayipten haber verir. Ruh çağırır. Onu çağıralım. Korkacak ne var? Sen korkmazsın. Kendin kalkmışsın ruh olmuşsun. Ruhtan mı korkacaksın? Ya kız anne çağıralım be. Bak yoksa onca hazine boşu boşuna çürüyüp gidecek kız. Kuruşuna bile dokunamayacağız ya. 1200 altın. Hmm.
5000 gümüş. Anam, çağırın anam şu medyumu. Hemen gelsin, çağırın anam. Dedemin ruhunu gelsin. Şimdi kalkıp yorgun argın buralara düşüp gelecek adam. Anam, kız Fatoş. Heh. Kız ortalığın tozunu yaldın mı? Dedemin ruhuna rezil olmayalım ha. Bütün gün temizlik yaptım ya Pembe abla. Tamam, tamam. Pijama falan da çıkarsaydınız Pembeciğim. Dedenin ruhu yatıya falan kalırsa. Hay ruh çağıracağız diye anam bu ruhsuzun dalgasına düştük iyi mi? Anam nerede kaldı bu medyum? İşte. Geldi galiba, ben açarım. Hay bey açma kapıyı oğlum. Duvardan geçer girer o ya. Duvardan mı geliyor? Tabii canım. Buyurun. Allah. Ana. Hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız inşallah anam? Ne kokluyor bu kadın kız böyle? Kız Fatoş. Bak. Bak karı koku aldı. Bu evde çok fazla negatif elektrik var. Hissediyorum. Öyle mi canım? Kız yarın ilk için toz besiyle negatif enerjiyi alıp balkondan aşağı atacaksın. Olur Pembe abla. Çanta. Çanta? Ruh çağırma teşkilatını çıkaralım. Oo, tam teşkilata getirecek sizi. Buldum böyle kerizleri, kekle bakalım canım kardeşim. Şişt. Beter bir sus be, bir sus be. Herkes masanın etrafına otursun. Lambaları söndürüp mumları yakın. Zeynep, söndür lambaları, mumları kap gel oğlum hadi. Sen yok musun ulan ruhsuz? Senin elini tutma fırsatını kaçırmayayım Pembe. Belanı vermişsin. Sessizlik. Kimse çıt çıkarmasın. Ruhlar gürültüyü sevmez. Konuşmayın lan. Konuşulanı yazarım tahtaya. Öbür tarafta disiplin cezası alırsınız ha. Tamamdır medyum abla. Herkes birbirinin elini tutsun. En sevdiğim bölüm. Seni kar etmesin. Ciddi ol be. Şimdi herkes gözlerini kapatsın. Anam, gözlerimi niye kapatıyoruz? Sizi daha kolay soyması için kapatıyoruz Pembeciğim. Tamam. Cebini kolla. Ey ruh. Vay 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 vay. Duy sesini şu zavallı faninin. Cevap ver ey merhum. Cevap vermiyor. Kapsama alanın dışındadır belki ya. Anam. Vallahi bak dedem öyle kolay kolay gelmez. Sana rahmetli sağlığında da böyle inatçıydı anam. Gelmiyor. Çünkü aramızda ruhla dalga geçen biri var. Ruh rahatsız oldu. Seni seviyor musun? O yüzden gelmiyor. Sallama. Hı. Milleti kolay söğüşleyemiyorum diye sen kendin rahatsız oldun değil mi? Sahtekar. Eğer bu inançsız fani gitmezse ruh hayatta gelmez. Ulan Allah seni saygısız. Git ulan git dedim. Ya Pembe, bu kadın değil ruh. Tuz ruhu bile çağırmaz be. Yemin şu düzenbazın oyununu. Ha, bak bak hala konuşuyor. Çık çık. Hadi anam. Sen çağır dedemin ruhunu. Söyle ona. Biz bizeyiz anam. Yabancı yoktur aramızda. Ey ruh. Ha. Geldiysen masaya 3 kere vur. Dede. Dede. Ana geldi. Ana vallahi geldi dede. Dedem geldi. Ay. Fatoş bayıldı. Ferhat ben korktum ya. Korkma şahanem. Ben yanındayım. Yani ben de tırsmadım desem yalan olur vallahi ama yanındayım korkma. Medyum hanım. Sen dedemi anam azinenin yerini sor. Dedemin ruhuna bir an önce söylesin. Sonra gitsin sonra yoksa hepimiz korkudan öleceğiz ha. Ey ruh. Paraları nereye gömdün? Ha, nereye gömdü? Hay. Hay. Maşallah dedemi ha.
Ha, ilerle dedeciğim. Ha, dedem ilerliyor valla. Gömünün yerini yazıyor. Yanlışım varsa düzelt abla ama rahmetlinin okuma yazması yoktu hatırladım. Ahiret sınavlarına çalışırken öğrendiği herhalde. Anam bir yerde söylesin gömünün yerini. Yani valla benim ruhları aleyhişim bana kötü oluyor. Öyle bir yere gömmüş ki pek çok insanın yatağı aynı yerdeymiş. Yalan. Otel mi acaba? Burada yatanlar cansızmış. Cansız mı? Mezarlık mı yoksa? Evet evet. Burası mezarlık. Bardaklıda kabir yazdı zaten. Anam. Peki dede? Mezarlıkta anam nereye gömdün Azine'yi? Söyle anam. Bak yazıyor ha. Onu da söylüyor. Ha söylüyor. Kara gecede. Kara bulutun gölgesinin vurduğu kara selvinin dibindeki kara taşın altındaymış gömü. Vay. Yaldın mı anam adresi? Bak unutmayalım sonra. Ulan kafanı da iyi tut adresi. Neyini unutacağım Pembe abla? Her şey karaymış işte. Kara gece, kara bulut, kara selvi, kara taş, kara... Güle güle ey ruh. Huzur içinde yat. Dedeciğim güle güle. Gitti mi anam dedi? Gitti. Benim vazifem buraya kadar dedi ve gitti. Yalnız çok meşakkatli bir ruhmuş. Zor. Beni nasıl halsiz bıraktı? Zor. Dedem zordur. Zordur anam. Anam, borcumuz ne oluyor şimdi bizim? 250 milyon alayım. Anam, yani dedemin ruhu o kadar etmez valla. Zaten ruhsuz herifin tekiydi kendi. Beni ilgilendirmez valla. Ay anladım. Bu para benim psikolojimi bozdu ya neyse. Haydi artık gömünün hatırına bayılacağız artık bu paraları. Bütün hazırlıkları yapın. Mezarlığa gidiyoruz. Harekete geçiyoruz. Doğru dersin tabii. Gidelim çıkaralım gömüyü bir an önce. Ey ruh. Geldiysen 3 kere vur. Sen hala burada mısın? Ya inanmayın şu kadına ya. Medyumun binip gittiği arabayı görseydim böyle konuşmazdım Pembe. Sizin gibi enayiler sayesinde alıyor arabayı. Bete, çok konuşma. Artık yeter. Yeter be yeter. Yeter. Şimdi göbeği çıkarmaya gidiyoruz. Buyurun, buyurun. Hadi buyurun. Kara gece. Kara gece. Bulut. Kara selvi. Kara, kara selvi. Taş. Kara bulut. Kara taş. Nerede anam kara taş? Nerede? Kara taş nereye gitti? Yok anam kara taş. Ne yapıyorsunuz burada? Abi biz yolumuzu kaybettik de yani onda şey... Demek ölüleri soyacaktınız ha? Yok. Kaçmayın kaçmayın gelin buraya. Bu ölü soyguncularını mezarlıkta suçüstü yakaladım komiserim. Bir ölü soygunculuğunuz eksikti. O da oldu çok şükür. Saçmalama be komiserim. Kefenin cebi mi vardı ki biz ölüleri soyalım? Kızım o zaman ne işiniz vardı mezarlıkta böyle kazmayla körekle ha? Biz Çeribaşı dedemin hazinesini aramaya gittik komiserim. Yok ya. Kim söyledi dedenizin hazinesinin orada mezarlıkta olduğunu? Bizzat dedemin ruhu söyledi komiserim. Ruhu mu? Evet komiserim. Medyum gacısı dedenin ruhunu çağırdı söyletti. Şimdi tamam oldu. Bu dünyayı karıştırdığınız yetmedi. Şimdi öteki tarafı mı karıştırıyorsunuz ha? Anam yok. Sadece dedemin ruhuyla şey ettik. Biz başka ruhlarla muhatap olmadık. Doğrudur komiserim. Ya aklınızı peynir ekmekle mi yediniz siz? Nasıl inanıyorsunuz böyle şeylere? Ben o kadar söyledim dinletemedim komiserim. Komiserim olur mu hiç? Sadece o medyum gacısı yanlış tarif aldı. Yoksa dedemin ruhu yani... Yeter! Kesin saçmalıkları! Medyummuş, ruhmuş. Şimdi tıkarım sizi nezarete. Dedenizin ruhunu görüş gününe çağırırsınız artık. Kızma canım. Biz istersen defolalım gözünüz görmesin sizi. Defolun. Defolun gözüm görmesin sizi. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi defolun ulan defoluyoruz. Hadi. Defolun. Katmaya dikkat, katmaya dikkat. Şşt, şşt.
Muharrem abi. Hı. Dün geceki maç kaç kaç bitti abi? Ne maçı be? Ne maç olacak? İncin top oynuyormuş. Siz de seyretmişsiniz abi. Gel gel. Hey Ru, geldiysen üç kere vur. Muharrem. Ruh'a bir çay çek. Alo, ayıp oluyor ama. Bir de bu soytarıların maskarası olduk, iyi mi? Ay. Abi, bizim çaylar iki oldu. Hayır, bizimkinin Ruh ikisi geldi de. Geç bakalım, otur şöyle. Ya Ferhat, neydi o dün geceki hikaye ya? Yok ruh çağırmalar, yok defini aramalar falan. Sen nasıl inandın bu zırvalara be aslanım? Ya bizimki umut dünyası be abi. Hani ya tutarsa hesabı? Pembe abla budur defini, zengin olup evlenmemize mani olmaz artık diye işte kapıldık. İşiniz ruhlara kaldıysa vay halimize be koçum. Bir dakika ya. Hayırdır abi, ne oldu? Aslında ruhlar sayesinde evlenebilirsiniz ha. O nasıl olacak? Koçum, bu pembe ruh olayına deli gibi inanmıyor mu? He. Ben de inanıyormuş gibi yapacağım. Beraber ruh çağıracağız. Pembeye diyeceğiz ki... dedenin ruhu acılar içinde. O yüzden hazinenin yerini göstermiyor. Sadede gel abi, sadede. Deden sultanın çektiği aşk acısı yüzünden mezarında dönüp duruyor. Sen sultanı Ferhat'a vermeden de hazinenin yerini söylemeyecekmiş diyeceğiz. Ne diyorsun? Uyar mı? Aslan abim be! Uyar tabii be! Hadi yürü. Hadi. Hadi. Ne haber pembe? Sıkkın görünüyorsun. Beter. Sen haklıymışsın anam. Bu ruh çağırma işi hepten geyikmiş. Gerçekten. Yanılıyorsun pembeciğim. Problem ruh çağırmada değil. Ruhu çağıran kadında. İşi bilmiyor. Diyorsun. Diyorum, yanlış çağırdı ruhu. Ruh çağırmak tehlikeli bir iştir ama mutlaka sonuç verir. Geçecek mi? Harbiden öyle ya. İstersen yeminimi bozar, senin için çağırırım bu gece ruhu. Yemin mi ettin ruh çağırmayı? Hı? Uzun hikaye. Zamanında birileri Menrim Moro'nun ruhunu çağırttırdı. Kimi? Menrim Moro. Ama niyetleri kötüymüş adillerin. O zamandan beri tövbeliyim. Geldi mi Marimaru? Sana ne diyorum pembe? Daha başaramadığın bir ruh çağırma seansı olmadı. Ne diyorsun sen? Olmadı. O zaman çağırıyoruz. Ben çiçeğe gidip geleyim. Akşama çağırıyoruz ruhu. Tamam pembe. Ben de Pardon. Ben de asıldığımı yapayım. Haydi annem, sen hazırlan. Görüşürüz. Haydi canım. Ferhat, ne yaptın, hallettin mi? Abi, istediğin zavazingoyu aldım. Baby fonu aldın ha, güzel. Çabuk geldi, hemen kuralım tezgahı oğlum. Pembe abla yok değil mi? Sen merak etme, çiçeğe çıktı, rahatız. Tamam abi, hemen geliyorum. Şimdi siz bununla anamı ruh çağırdık diye mi kandıracaksınız yani? Aynen öyle şahanem. Baby fon bu sultancığım, bir nevi telsiz. Bebek aldığında annesi diğer odadan duyabilsin diye üretilmiş. Yalnız şimdi bebek ağlamayacak, ben ağlayacağım. Ferhat senin büyük dedenin ruhuna dublaj yapacak bu gece. Tamamdır. Nereye saklayalım? Bak şuraya sakla, şuraya. Tamam, tamam. Artık geceyi bekleyeceğiz. Tamam mı? Hadi. Yürü, hadi. Ferhat nerededir? O sizin ruh saçmalıklarınızla uğraşamam dedi, gelmedi. Kim bilir nerededir? Şşt, susun. Başlamadan önce uyarayım. Ruh çağırmak çok riskli bir olaydır. Onu kızdıracak bir şey yaparsak takılır kalır. Çok azap çektirir ona göre. Yok, hatamız olacak. Gelsin buyursun. Gelsin buyursun, hazinenin yerini söylesin, uçsun gitsin. Tamam o zaman. Dede. Tutun ellerinizi. Tut hanım. Ey kemiksiz et, dar geldiyse ahiret,
kısa süre veda et. Hı. Mekanını terk et. Hı. Buraya hareket et. Ecüş'ün mecüş, kekere mekere. Hı. Çomak sokma tekere. Sokma dedi. Yanıt ver şu fakire. Hı, ne dedi? Ey ruh. Geldiysen hı, üç kere masaya vur. Ay kız Fatoş kalk ya. Geldim. Ha bak, geldim. Konuştu. Dedemin ruhu konuşuyor. Hoş geldin ey ruh. Dedi. Biz günahkarları sevindirdin. Ha dedeciğim. Münasebetsiz rahatsız ediyor beni. Torunun pembe çağırttı seni. Yani estağfurullah lan, yaşlı başladım, ayağımı mı çağıracağım? Dur şimdi. Dedi. Canım, ellerinden öperim, vallahi öperim. Nasılsın, oralar iyi mi inşallah? Ölüyüm. Ha canım. Anam, bak, bak değil mi sana, bir ölüye göre sesi gayet iyi geliyor, vallahi. Bırakın şimdi yeyi. Ey ruh. Ha. Paraları nereye gömdün? Nereye dedim? Paraları nereye gömdün ey ruh? Ha. Beni mezarımda rahatlatmadan, ruhumu cendereden kurtarmadan, size gömülün yerini söylemem. Söylemem diyor. Nedir seni üzen şey ey ruh? Nedir dedi? O evde bir genç kız var. Çok büyük aşk azabı çekiyor. Umutsuz oldukça ben mezarımda ters dönüyorum. Sultanı kastediyor. Anam. Nesi varmış sultanın şimdi? Yani bir şey yok ki onu durduk yerde. Yani zengin kocayı bulalım vereceğim. Mevsimi değildi de şimdi zengin kocanın. Yapmayın. Ha canım. O kızı sevdiğine verin. O kızı sevdiğine verin. Beni delirtmeyin. Sevdiğine diyorum. Ha dur. Abi ya. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Mezarım kaldı. Bismillah, ne oluyor dedembe, bir şey oldu, delirdim. Ölüye bile delirdin pembe ya, helal olsun sana. Ruhu çok kızdırdın pembe, çok kızdırdın. Ona bir beden lazım. Bak beden diyor. Canım dedem, beden istiyormuş. Kaç beden, kaç beden kullanıyorsun dedeciğim? Selim, şey bizim Selim ayısının bedeni olur mu sana? Ha biraz büyük ama olsun, seni de kullanırsın anam. Ne oluyor Betere ya? Ne oluyor Betere be, zangır zangır titriyor. Betin? Ne oluyor? Titrem oluyor da bir tek ona mı oluyor? Azir birbir gibi titreşim moduna geçti Elif dede. Ne oluyor be? Dede iyi misin dede? Sen dur orada anam. Dedeciğim bekle dur. Anam. Anam. Ay. Anam. Anam. Beter. Ne oldu sana öyle? Beter yok artık. Ben Çeribaşı dedenizim. Bu fanenin bedenine girdim. Vay vay vay. Tebe, senin yüzünden hepimiz çarpılacağız valla. Dedi. Ne de? Ne girersin adamcağızın bedenine anam, hadi çık oradan, çık, kış, kış. Ne çektirdiniz bana mezarımda be? En çok da sen çektirdin pembe. Ben mi? Ay canım. Benim sultan torunumu ne üzersin? Niye sevdiğine vermezsin? Ha, söyle. Sus kaca getirme dedemi. Kız anı gördün mü? Sadece bize değil, rahmetli büyük dedeme de çektirmişsin bu cezamanı. Kızım sus gaza getirme dedemi be. Sana türlü işkenceler çektireceğim pembe. Ya. Seni de yanıma alıp götüreceğim. Yapma anam. Yapma anam, kıyma bana dedem, bana kıyacak, öldürecek. Sen sultanı sevdiğine vermezsen öldürmekten beter edeceğim seni pembe. Söyle, vereceğim mi? Vereceğim mi? Bırak, bırak beni artık. Söyle, vereceğim mi? Vereceğim. Ay. Vereceğim. Vallahi vereceğim. Vallahi vereceğim. Dede. Dedeciğim. Ay dedeciğim düştü. Düştü mü dede? Ne oldu bana ya? Üzerimden kamyon geçmiş gibi. Anam Beter. Ha. Anam sen bedenine sahip çıksana. Dedem ruhu gelip içine giriyor. Bak bir
bizi de burada dayaktan kırıp geçiriyor anam. Sahip çık bedenine. Yapma ya. Gitmiş herhalde. Ay ne oluyor? Ay, bir anda geçti. Geçti. Bitti. Gitti anam. Gittik. Çok şükür gitti. Valla gitti. Ay anam sen büyüksün. Ay Allah. Dede otur orada anam, bir yere gitme. Pembe. Bismillah. Nanem, bismillah. Ne olmuş be kargalar, kahvaltı etmeye mi gelmiş sabah sabah? Kız istemeye geldik Pembeciğim. Lokum da getirdik. Ağzına layık bir diye kalite kontrol yapardık. Ne kız istemesi be, daha dükkan açılmadı. İş uzatmaya gerek yok Pembe. Dedenin ruhunu kızdırmaya gelmez ha. Evet Pembe abla, de bitsin bu iş hadi ya. Allah versin hadi, Allah versin. Ben dedemin ruhunu kandırmak için vereceğim dedim sultanı. Size verecek kız yok, hadi naş, naş. Demek su koy veriyorsun Pembe ha? Ne bak hala konuşuyor. Sus hadi sus, naş. Ben dedim size Pembe abla ruhumu dinlemez, hayatta vermez sultanı diye. Vakit kaybetmeye değmezmiş. Ben gidiyorum, al çiçeğini. Yanlış yapıyorsun Pembe. Ruhlar adamın peşini bırakmaz, haberin olsun. Aman. Çık dışarı be. Öyle adam nereden bilecek, ruhu bile duymaz. Kış. Ben Çeribaşı dedenin ruhu. Anam. Çeribaşı dedenin ruhu. Şu yalancı kadının biletini kesmek için bana bir beden lazım. Alma anam içine, alma, müsait değilim de başka sefere inşallah tehditim. Alma anam içine. İyi tamam. Kızı vermezsen canını alacağım Pembe. Kızı verirsen hazinenin yerini söyleyeceğim. Tamam. Veriyorum kızı, verdim lan. Yapın anam düğün hazırlıklarını. Yoksa benim cenaze hazırlıklarıma geçeceğiz gerçekten de. Bittim, gittim, gittim. Bitti mi? Bitti. Dede gitti mi şimdi? Bitti. Oh çok şükür iyi oldu. Bitti Pembe. Kış, 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 kış. Kış, uf. Anam öldüm be. Yanem, hazır. Ya, girme ya. Düğünden önce gelini görmek uğursuzluk getirirmiş. Sanki hiç görmedik ha. Ya Şanem ya. Biz dedenin ruhu sayesinde şansımızı kırdık. Artık bize uğursuzluk falan gelmez. Kız Ayşe, buldun mu küpemin tekini? Yok anne, her yere bakıyorum. Anam, oyuncaklarıyla oynayacağını arasana şu küpeyi. Kız ara şunu. Allah razı olsun Çeribaşı dedenin ruhundan. Sayesinde evleniyorsunuz ha. Ya ne ruhu be kızım, ne ruhu. Her şey beterin tezgahıydı. Bu alet sayesinde kandırdık ben babayı. Neymiş, ruh geldi. Ey ruh, ben geldim falan. Ayşe ne oluyor? Kim konuşuyor anamın içinde? Kandı bizi işte. Çeribaşı'nın ruhu geldi. Seni öldüreceğim Pembe. Ev bir şey ne var haymış? Gördün mü şunların ettiğini? Kız getir bakayım şu makineyi. Getir bakayım. Lan Ferhan, sen ruh gibi konuştukça zangır zangır titreyen anam... Bak. Gördün mü? Vay üçkağıtçılar vay. Ayşe, bana tezgah kurmuşlar kızım. Görecekler onlar tezgahı şimdi. Hadi beyler,
Bir aksilik olmadan bir an önce nikah geçelim çabuk. Doğru dersin be abi. Dedenin ruhu sabırsızlanıyordur şimdi. Tok bak, portet yüzüğü tok bak. Hadi hadi nesiyle herkes gelin. Hadi 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 hadi. Yeterse de şahit beni buraya oturay. Hadi. Bin kere yaptığımız için ön konuşmayı atlıyorum. Atla. Sultan kızım, bu adamı kocalığa kabul ediyor musun? Ne oluyor ya? Nereden geliyor ses? Kim konuştu ya? O kadar ruh mu çağırdınız ki sonunda ruhlar bastı mahalleyi. Ne? Ruslar mı basmış? Ne oluyor be Beter? Vallahi ben de anlamadım. Benim işim değil bu. Şimdi geliyorum arasında. Ne olacak şey bu ya? O kartu kalama maçtı piriva usta piriva maçtı tovala o kartu kala.